Herkese güzel bir gün diliyoruz. Kıymetli takipçilerimiz güzel bir yayınla sizlerleyiz. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz dün e, Cumhurbaşkanlığı yardımcımızı tarafından açıklama geldi. TYP yani toplum yararına çalışma programı kaldırıldı. Sadece acil durumlarda bu programın uygulanacağı ve bu şekilde personel alımı yapılacağı söylenildi. Tabii bununla birlikte şu soru e, gündeme geldi. Okullara THP kapsamında temizlik personeli alımı yapılacak mı yapılmayacak mı? Tabii bu engelli arkadaşlarımız için de önemli biliyorsunuz. Çünkü şartları uyan engelli bireylerde TYP kapsamında gerek okullar gerekse kamunun diğer kurumlarında e, belli bir ay aralığında çalışıp istihdam edilebiliyordu son dakika bir açıklaması Finansidi.com haber sitesi kaynaklı. Bunu sizlere anlatıyoruz. Bu haber sitesinde yer alan habere göre, e, TYP programının kaldırılmasıyla birlikte okullara temizlik personeli alımı yapılacak mı sorusu gündeme geldi. Bu sorunun cevabı da şöyle. İşkur üzerinden iş gücü uyum programı adı altında okullara temizlik görevlisi alınacağı bilgisi geldi. Tabii bu az önce de söylediğim gibi finansiyedi.com haber sitesi üzerinden bir gelen haber. Biz de size sıcak ve gelişme olduğu için bilgi vermek istedik. Yani okulların temizlik personeli alımı ile ilgili herhangi bir aksama durumu şu an için söz konusu değil. Gelen haber bu yönde. Bununla birlikte bu konuyla alakalı gelişme oldukça sizleri tabii ki engelsiz medya farkıyla anlık bilgilendireceğiz arkadaşlar. E, TEP kapsamında biliyorsunuz alım oluyordu okullara. TEP programının kaldırılmasıyla bu alımın olup olmayacağı merak konusuydu. E, Finansidikom haber sitesi üzerinden gelen açıklama ile bu e, soru az da olsa cevabını bulmuş oldu. Biz de sizlere aktarıyoruz arkadaşlar tekrar söylüyorum. İŞKUR üzerinden iş gücü uyum programı adı altında bu personelin alınacağı bilgisi geldi. Tabi e, konuyu takip ediyoruz. Buradan şunu söylüyorum. İster TYP olsun ki kaldırıldı. ister başka programlar olsun. İŞKUR üzerinden bu e, programlar adı altında personel alımına muhakkak başvurunuzu yapın arkadaşlar. E, az da olsa, kısa da olsa e, sigorta numaranız aktif olur. Prim gününüz yatmış olur. Çünkü biliyorsunuz bazı durumlarda bu programlar adı altında çalışan kişilerin diğer iş alanlarında istihdam edilmesi öncelikli olabiliyor. Bunu da takip etmenizi öneriyoruz. Evet güzel bir konuyu hep beraber işledik. Soru işareti kafamızdan kalkmış oldu diyorum. Daha başka daha farklı güzel yayınlarda bir arada buluşmak dileğiyle engelsiz medya farkıyla kalın sağlıcakla.